Evet, termodinamik dersimize başlıyoruz. İklimlendirme konusunu geçen hafta işlemiştik. Bu hafta da o konuya devam edeceğiz. Arkadaşlar, geçen hafta duyulur ısıtma ve soğutma üstüne konuşmuştuk. Onunla duyulur ısıtma ve soğutma ile ilgili önemli bir örnek de yapmıştık. Biz mühendisler için iklimlendirme konusu önemliydi. Termodinamiğin önemli bir konusuydu, uygulama konusuydu. Duyulur ısıtma ve soğutmada biz duyulur ısıtma ve soğutmada biz özgünlemi sabit olarak alıyorduk. Geçen derste bir örnek yaptığımız için bunun üzerinde kısaca durayım. Kuru hava kütle dengesini kurarak işe başlıyorduk arkadaşlar. Kuru hava ve su buharı için veya nem için çeşitli dengeleri ele alıyorduk. Suyun kütlesel debisini de geçen ders konuştuk. Kütlesel dengesinde sadeleştirmeleri yaptığımızda özgül nemlerin eşit olması kapsamında çeşitli sonuçlara ulaşmıştık. Evet, bu konuları geçen ders halletmiştik. Özellikle bir kanal içinde havayı biz şartlandırmak istediğimizde, yani ısıtmak veya soğutmak istediğimizde ona göre iklimlendirme işlemlerini yapıyorduk. Örneğin 12 dereceden 30 dereceye ısıtma yapmak istiyorsak bu yönde hareket edeceğiz. Soğutma bunun tersiydi. Ama en önemli nokta, özgül nemler sabit kalıyordu. Isıtma ve soğutmada ona göre psikometrik diyagramda da bağlı nemlerle veya kuru termometre sıcaklıklarıyla çalışarak noktaları tespit edip burada verilmesi gereken enerji miktarı veya alınması gereken enerji miktarını saptayabiliyorduk. Arkadaşlar, kısaca psikometrik diyagramdan da geçen ders bahsettik. Bu diyagram üzerine bugün de örnek üzerinde bahsedeceğiz. İki tane noktayı biliyor, yani no, şöyle diyeyim, bir noktanın iki tane özelliğini biliyorsak, örneğin kuru termometre sıcaklığı ve bağıl nem, bu nokta belli ise bu çerçevede diğer bütün özelliklere psikometrik diyagram üzerinden ulaşabiliyoruz. Tabii soruları çözerken ya psikometrik diyagram üzerinden verileri alacağız ya hesaplama yöntemleriyle verilerin sonuçlarını bulacağız. Tabii psikometrik diyagram basınçla değişiyor. Bir atmosfer basınç için çizilmiş hazır psikometrik diyagramlar var. Tabii bu konu üzerine ayrıntılı çalışmak isteyenler için her basınca ait psikometrik diyagramlar var. O veya psikometrik diyagramın bilgisayar programı var. O çerçevede özellikler seçilebiliyor. Geçen derste nemlendirme ile ısıtma konusuna da değinmiştik arkadaşlar. Kanala benzer bir örnek yapmıştık. Sonuçta havayı biz ısıttıktan sonra nemlendirmek de isteyebiliriz. Yani bunlar niye isteniyor? Piyasanın koşullarına göre. Örneğin kumaş fabrikasında veya kumaş boyama fabrikasında veya bir soğutma ünitesinde artık ne gerekiyorsa, havayı hangi şartlarda kullanmamız gerekiyorsa ona göre tasarımları yapıyoruz. Geçen derste hem ısıtma yapıp hem ondan sonra nemlendirme yapmıştık. Bu çerçevede psikometrik diyagramı ayrıntılı olarak incelersek arkadaşlar, ısıtma ve soğutmada özgül nem değişmiyordu. Sabit bir doğru boyunca gidiyoruz. Çünkü şurası bak, özgül nemin yer aldığı dikey eksen. Buna dik gidiyoruz ama nemlendirme işleminde, burada nemlendirme ile ısıtma demişiz. Isıtmanın yönü bu şekilde. Nemlendirme işleminde bu doğru belli bir eğimde yol alıyordu. Isıtma olduğu için bu yönde yol alıyor. Soğutma olsaydı diğer yönde belli bir açıyla yol alacaktı. Yani ısıtma ve soğutma birbirine benzer. Nemlendirme işlemleri de ısıtma ve soğutma için 2 ile 3 gibi olabilir veya soğutmada diğer yönde olabilir. Bu çerçevede geçen ders bir örnek yapmıştık. Soğutma ile nem alma demişiz. Arkadaşlar, bu konuya da kısaca bakalım. Duyulur soğutma sırasında havanın özgül nemi sabit kalır. Bunu konuşmuştuk. Fakat bağıl nemi artar. Eğer bağıl nem arzu edilmeyen değerlere ulaşırsa, tabii ki belli bir bağıl nemde arkadaşlar sonuç istersek havadan bir miktar su buharının çekilmesi gerekiyor.
veya nem almak gerekiyor. Bunu gerçekleştirmek için havanın çiğ noktası sıcaklığından daha düşük bir sıcakta soğutulması gerekiyor. Arkadaşlar böyle bir işlemde yani soğutma ile nem alma işleminde soğutmayı önce göz önüne alırsak örneğin bir noktasında belli bir bağıl nemde başladı. Tabii bunun kuru termometre sıcaklığı da varsa yani iki tane bize özellik verilmişse bu nokta ile ilgili diğer bütün özellikleri okuyabiliyoruz veya hesaplayabiliyoruz. Soğutma bu yönde biz tam bağıl nemin %100 olduğu noktaya ulaştığımızda bunun ötesi yok. Ancak bunun üzerinde soğutmanın yönü de bu şekilde. Bunun üzerinde gidebiliriz istediğimiz soğutma sıcaklığına. Yani 30'dan 14'e getir diyorsa bize bu işi veren kişi. O zaman 30 derecenin koşullarını sapladıktan sonra 14 derece gelebilmek için ancak izlememiz gereken yol bu. O çerçevede nasıl bir düzenek kurabiliriz? Bir soğutma boruları var tamam ve burada da bir nem alma işlemini yapacağız. Soğutma ile nem alma. O zaman havayı gönderdiğimizde hem soğutuyoruz hem havanın içindeki nemi alıyoruz. Tabii o nemi bir yerde biriktireceğiz veya buradan uzaklaştıracağız. İstenen koşullar ne? 30 derecede girsin, %80 bağıl nemle girsin, 14 derecede çıksın, %100 bağıl nemde çıksın örneğin. Bu çerçevede işlemleri hem psikometrik diyagram çerçevesinde hem öğrendiğimiz eşitler çerçevesinde yapacağız. Amaç ne? Enerji dengesini kuracağız arkadaşlar. Açık sistem için enerji dengesini kurmayı biliyoruz. Akışkanın enerjisi entalpi ile ilişkili olacak. O çerçevede giren ve çıkanları değerlendirdiğimizde bir de buradan ısı çıkışı varsa bu ısı çıkışı miktarını entalpi farkı cinsinden elde ediyoruz. Tabii buraya su buharının yoğuş sonuçta burada gizli ısısı da var. Su buharının hani burada yoğuşma olduğu için su buharı gizli ısısını da sistemden çekmemiz gerekiyor. Yani şu soğutmayı ona göre hesaplayacağız. Bakayım başka enerji dengesinde önemli nokta bu. Arkadaşlar şurada %100 bağıl nem ulaştığımızda yoğuşma işleminde yoğuşmaya bağlı gizli ısıyı da gizli ısı kadar da bir enerji gerekiyor. Veya ona göre Q'yi hesaplamamız gerekiyor. Artık artı eksileri de denklemin türüne göre elde edip Q'yi hesaplamamız gerekiyor. Tamam. Buharlaşmalı evaporatif soğutma demiş. Buharlaşmalı soğutma basit bir ilkeye dayanır demişiz. Su buharlaşırken buharlaşma gizli ısısı, biraz önce de konuştuğumuz konu buharlaşma gizli ısısı, suyun kendisinden ve onu çevreleyen havadan sağlanır. Bunun sonucu olarak işlem sırasında hem su hem de hava soğur. Bu yöntem binlerce yıldan beri içme suyunu soğutmak için kullanılmıştır. Suyla dolu gözenekli bir kap veya testi biz çocukluğumuzda da kullandık. Açık fakat gölgede bir yere bırakılır. Gözeneklerden dışarı az miktarda su sızar ve testi terler. Kuru bir ortamda bu su buharlaşır ve testide geri kalan suyu soğutur. Bir miktar tabii ki burada buharlaşma varsa bu buharlaşma gizli ısıtı çerçevesinde içerideki suyu bir miktar soğutacak buradan enerji çektiği için. Bir önceki soruda ise yoğuşma vardı. Bu yine yoğuşmada da bu gizli ısıyı külçeye dahil etmiştik. Arkadaşlar buharlaşmalı soğutmada sonuçta soğutmanın yönü bu yönde ve belli bir eğimde gidecek dedik. Bu çerçevede psikometrik diyagramda 1 ve 2 noktalarını belirlediysek ki buharlaşmalı soğutmada en son ulaşacağımız nokta 2 üzeri noktasıdır. Şu noktadan ileriye zaten gidemiyoruz. Bu çerçevede işlemler yapılabilir. Tabii biraz sonra bir örnek çözeceğiz. Bazı noktalara değineceğiz zaten. Bu hava akımlarının adiabatik karıştırılması önemli arkadaşlar. Sanayide birçok boru sistemleriyle havayı karıştırıp kullanabiliyoruz. Sorumuz da zaten hava akımlarının adiabatik karıştırılmasını da içerecek. İklim önlenme uygulamalarının birçoğunda iki hava akımının karıştırılması gerekiyor. Bu durum özellikle büyük binalar, fabrika ile imalathaneler ve hastanelerin birçoğunda söz konusu olabiliyor arkadaşlar. Bu gibi yerlerde şartlandırılan havanın temiz dış havayla belirli oranda karıştırılması gerekiyor. Sonra yaşam hacimlerine verilmesi gerekiyor. Tabii kış ve yaz şartlarında giriş çıkış koşulları değişebilir.
Karıştırma işleme sırasında çevreye olan ısı geçişi genellikle az oluyor ve bu nedenle işlem adiabatik kabul ediliyor. Gerçekte var da hani o miktarı ihmal edebiliyoruz. Ayrıca bu sırada iş etkileşimi olmayıp kinetik ve potansiyel enerjiler de ihmal ediliyor. Bu çerçevede enerji dengesi eşitlikleri kurularak çeşitli sonuçlar elde ediliyor. Bunu problem içinde ele alacağız. Evet, şöyle bir adiabatik karıştırma. Bir noktasından giriş, iki noktasından giriş ve üç noktasından çıkış varsa bu çerçevede ne yapabiliriz? Bunu psikometrik diyagramda nasıl gösterebiliriz? Bu konu önemli olduğu için bu konunun örneğini biraz sonra ele alacağız. Arkadaşlar, iklimlendirme konusunda ısıtma, soğutma, nemlendirme kısımları önemli. Bu adiabatik karıştırılma konuları önemli. Onunla ilgili geçen ders bir örnek yapmıştık. Bugün de bu derste de önemli bir örneği ele alacağız. Yine sanayide soğutma kuleleri çok kullanılıyor. Soğutma kuleleriyle ilgili arkadaşlar bir bilgi notunu Ege ders içine koydum. Ayrıntılı olarak hazırladım. Hem ayrıntılı bilgiler var hem de ayrıntılı çözüm var. Bir soru ve çözümü var. Onu siz çıktı alıp kendiniz çalışacaksınız. Soğutma kuleleri önemli. Bir mühendisin bilmesi gereken önemli konulardan biri. Sanayide her noktada soğutma kuleleriyle karşılaşabiliriz. Soğutma kulelerinde nasıl bir yaklaşım yapıyoruz, problemleri nasıl çözebiliyoruz kısmına ait önemli çözümlü örneği hem YouTube içine koyacağım hem de Ege ders içinde var. Onu siz ayrıntılı olarak çalışacaksınız. Ben burada anlatmayacağım çünkü orada çok ayrıntılı çözdüm ve sizin adım adım çalışmanız ve sonra çözümü kapatıp bir daha yapmanız gerekiyor ki bu konuyu güzelce öğrenin. Yani bu ıslak soğutma kuleleriyle ilgili örneği güzelce çalıştıktan sonra iklimlendirme ile ilgili her türlü problemi çözebilirsiniz. Şimdi bugünkü konumuz, yani ben hızlıca anlattım çünkü bu konuları siz termodinamik kitaplarından da çalışacaksınız. Ama ben örnek üzerinden gitmeyi seviyorum. Bugünkü konumuz çerçevesinde örneğimizi ele alalım. Arkadaşlar, sorumuz şöyle olsun. 4 noktasındaki 20 derece santigrat sıcaklık ve %60 bal nemlilikte hava akışı. 4 noktası çıkış. Yani çıkıştaki koşullar bu şekilde isteniyormuş. 20 derece sıcaklık ve %60 bal nem isteniyor. Artık fabrikadaki koşullara göre bu bal nemde ve bu sıcaklıkta çalışılması isteniyor. İki farklı nemli hava akışı karıştırılarak bu sonuç elde edilecek. Akış 1 10 derece sıcaklıkta olup bağıl nemlilik %80. Akış 2 35 derece sıcaklık ve 30 derece yaş termometre sıcaklığı. Bak, iki tane yani birbirinden bağımsız özellik verilince değerlerini bulabiliyoruz. Burada hem yani 35 derece sıcaklık demek kuru termometre sıcaklığı demek. Bunun yanında yaş termometre sıcaklığını da vermiş. İki noktası için. Tabii arkadaşlar, burada 3 noktasına geliyor, karışıyor. Sonra bir de ısıtma var. Burada soğutma da olabilir, ısıtma da olabilir. Aynı şeyler geçerli. 3 noktasından sonra ise bir ısı değiştirici var. Kanal içindeki basınç ise 101.325 kilopascal olarak verilmiş. Sonuçta kanal içindeki basınç değişmiyor. Sabit bir basınç var. Tabii akışkanlar mekaniği açısından bakarsak birden dörde gelirken bir miktar basınç düşüşü olur. Ama biz onu sabit alacağız. Önce 1 ve sonra 2 girişini alarak kuru havaya ait kütlesel debi oranlarını bulacağız. Bak, 1 ile 2'ye ait bilgiler çerçevesinde kuru havaya ait kütlesel debi oranları bulunacak. Bu 1 ile 2'deki kütlesel debiler farklı. Bunlara ait kütlesel debi oranı nasıl bulunabilir? Önemli bir konu, ona bakacağız. Isı değiştiricide meydana gelen ısı transferini hesaplayacağız. Tamam. Arkadaşlar, burada ısıtma olur, soğutma olur. Aynı şeyleri yapıyoruz. Tabii yoğuşma varsa orada yoğuşma gizli ısısını da denkleme katacağız. Adım adım yapalım. Şeklimiz bu arkadaşlar. Bu final sorusu geçmişteki. Bu final sorusu çerçevesinde konumuzu işleyelim. Önce kütlenin korunumu. Arkadaşlar, iklimlendirmedeki bizim temel noktamız kuru hava. Kuru havayı baz alarak işlemleri yapıyoruz. Her zaman kuru havayı baz alıyoruz. Burada da
giren kuru hava miktarı eşittir çıkan kuru hava miktarı olacak. İçeride bir azalma artma yok hava miktarında. Sürekli akış var. İki noktadan giriş, bir noktadan çıkış var. O zaman A1 artı A2 eşittir A3 veya A4 olacak kuru hava için. Kuru havayı baz alıyoruz. Onun yanında arkadaşlar nemli hava içinde veya nem miktarı içinde veya su içinde ayrı bir eşitlik yazıyoruz. Sonuçta altında V harfi varsa su buharı için ayrı bir eşitlik yazıyoruz. Orada giren çıkana eşit olacak. Şimdi kütlenin korunumu bu. Tabii şurada problem var. Yani biz su buharının kütlesel debisini bilmiyoruz veya bunu baz aldığımız kuru hava cinsinden yazmak istiyoruz. Ona bir geçelim. Özgül nem neydi? Buhar miktarını veya kütlesel debisini, ister buraya kilogram yaz, ister kilogram saniye, kuru hava miktarını oranı veya kuru havanın kütlesel debisini oranı. Bu oran özgül nem olarak karşımıza çıktığı an, bak şurada meyve var. Meyveyi çekersek buradan MA çarpı özgül nem. Demek ki biz su buharının kütlesel debisini de baz aldığımız kuru hava cinsinden yazabiliriz. O zaman şuradaki eşitlik şu hale geliyor. MV yerine MA çarpı V yazarsak girenler için MA ve özgül nem eşittir. Çıkan için MA çarpı V. Su buharı için de bunu kuru hava cinsinden yazdık. Bizim için şu eşitlikle şu eşitlik önemli. Hepsini MA cinsinden yazmak önemli. Son yazdığımız eşitliği açarsak iki giriş var. A1 V1, A2 V2 eşittir. A4 V4 olarak yazabiliriz. Veya A3 V3 olarak yazarız. Sonuçta V3 ile V4 özgül nemler ısıtmada zaten aynı değerde oluyor. Arkadaşlar şu denklemi elde ettik. Bunu biraz düzenleyelim. Her tarafı A2'ye bölelim. Ve M yani kütlesel debisinden MA1 bölü MA2 x olsun. Yani kısaca buna x demişim ben. Her tarafı böldüğümüzde şurası gider. Şurayı da matematik olarak düzenlersek x artı 1 yapar. Şurası x. O zaman denklemimiz biz x v1 artı v2 eşittir x artı 1 v4 olarak veya omega diyebiliriz buna. Omega 4 olarak yazabiliriz. Şimdi x'i neden ben MA1 bölü MA2 aldım? Şu önemli dedik arkadaşlar. Ne demişiz burada? Kuru hava et kütlesel debi oranlarını bul. Ne için? 1 ve 2 için. Yani buranın kütlesel debisi M1 ise burası M2 ise buranın oranını bizden istiyor. O zaman zaten bu oranları burada yazdığımızda buna kısaca x demişiz. Evet, kuru havaya ait kütlesel debi oranı. Bunlar da kuru hava ve kütlesel debi oranı. Problem nasıl isteniyorsa x'i ona göre düzenlemişiz. Burayı matematik olarak düzenlersek işte şurayı açmışız falan. X'i tek başına bırakmaya çalışıyoruz. O zaman x'in yanına v1 eksi v1 şey omega 1 eksi omega 4 gelmiş. Karşıya da omega 4 eksi omega 2 gelmiş ve işte oran burada. Kütlesel debi oranı kuru hava için 1 ve 2 girişleri çerçevesinde özgül nemler cinsinden bunu güzelce ifade ettik. Bu sonuç da güzel ve önemli bir sonuç arkadaşlar. Kütlesel debi oranı x için omega 1, omega 2 ve omega 4 özgül nem değerlerinin saptanması gerekmektedir demişiz. Zaten bunları saptamak kolay. Sonuçta giriş çıkış girişler ve çıkış için iki tane birbirinden bağımsız özellik verildiğinden dolayı özgül nemleri saptamak kolay. Biz şimdi hesapla önce saptayacağız, sonra psikometrik bir arama bakacağız. Arkadaşlar her zaman ne yapıyoruz? Bağlı nemden yararlanarak tabii şurada özgül nem 1'i hesaplayacağız. Bunun için önce yapılması gereken bazı adımlar var. Bağlı nemden yararlanacağız. Bağlı nem çünkü soruda verilmiş. Fi su buharının kısmi basıncı bölü doymaya ait basınç, doyma değerine ait basınç. Buradan PV1'i çekersek Fi1 çarpı PG1 neden böyle yazdık? Şu ikisi veriliyor. Fi1 ve biliniyor. Fi1 verilmiş. PG1'i de biz su buharının doyma basıncı olarak tablodan termodinamik tablodan seçeceğiz. 10 derece sıcaklık için su buharının doyma basıncı zaten 10 derecenin yanında yazar.
termodinamik tabloları, tablo A4'tü galiba. Onun yanında 1,2281 kilopaskal yer alır. Bunu alacağız. Bu 0,80 verilmiş. İkisini çarptığımızda PV1'i yani su buharının kısmi basıncını elde ediyoruz. 0,98-248 kilopaskal. Virgülden sonra 4-5 basamak almakta yarar var. Bunu bulduk. Bizim baz halimiz ne? Kuru havayı baz alıyorduk. O zaman kuru havanın kısmi basıncına nasıl geçebiliriz? Toplam basınç kuru havanın kısmi basıncı artı su buharının kısmi basıncıydı veya PA1'i tek başına bırakırsam P1 eksi PV1. P1 verilmiş 101,325 kilopaskal. Yukarıda biz 0,98-248 kilopaskal bulduk. Yani su buharının kısmi basıncı çok düşük. Ama bunun yanında kuru havanın kısmi basıncı 100,34-252 kilopaskal olarak elde ediliyor. Bütün bunlara neden geldik? Amacımız özgünden 1'i bulmak. O da kütle cinsinden yazarsak V1 bölü MA1 yani su buharı bölü kuru hava. Ama biz bunu geçen ders halletmiştik. Kısmi basınçlar cinsinden yazabiliyoruz. O zaman şuraya sabit bir sayı geliyor. 0,622 PV1 bölü P1 eksi PV1. Yani şurası PA1'e eşit sonuç olarak. Bunu istersek bu şekilde de yazabiliriz. Sayısal değerler elimizde var. Oranlarsak arkadaşlar özgünlemimiz bir girişi için. Bak virgülden sonra 2, 4, 5 basamak almışız. Bunlar boyutsuz sayı sonuç olarak kilogram su buharı bölü kilogram kuru hava. Boyutsuz sayılarda virgülden sonra 4, 5 basamak almakta büyük yarar var. Özgünlemi bu şekilde bulduk. Hesapla bulduğumuz için arkadaşlar kolay oldu. Ama grafikten okurken ufak tefek sapmalar olabilir. Kilogram bölü kilogram biriminde bunu bulduk. Biraz sonra psikometrik diyagramı çalışacağız. Orada arkadaşlar bu kadar küçük yani virgülden sonra bu kadar basamak yazmamak için oradaki birimi gram bölü kilogram vermiş. Ona göre düzeltmeyi yapacağız. Güzel. V1'i hallettik. Arkadaşlar hem bakın konu işliyoruz esasında. Yani herhangi bir soru içinde V1'i hallettin dendiğinde yolumuz bu şekilde. Yani bu bilgiler bize verilmişse. Ama bu bilgiler değil de yaş termometre sıcaklığı ve kuru termometre sıcaklığı verildiyse herhangi bir soru içinde de olabilir. O zaman bu ikisi verildiğinde V2'yi veya herhangi bir özgünlemi bu eşitlikten hesaplayacağız. Bu eşitlik hem termodinamik kitabında var hem geçen ders kısaca bahsetti. Ben buraya ayrıntılı olarak alt indisleri de yazmışım. Mesela burası 2. Tabii iki girişinin ve iki özgünlem ikiye hesaplayacağız. İki girişinin yaş termometre sıcaklığı eksi, iki girişinin kuru termometre sıcaklığını CP ile çarpacağız. Artı yaş termometre sıcaklığının özgünlemi çarpı, bakın burada tabii yaş termometre sıcaklığı devreye girdiğinde buharlaşma gizli ısısı da devreye giriyor. Çünkü yaş termometre sıcaklığını biz geçen ders çalışırken orada bir pamuk içindeki sıvının buharlaşmasını göz önüne alıp oradaki sıcaklığı yani yaş termometre sıcaklığını ona göre ölçüyordum. Bunu geçen ders söyledik. O zaman denklem içine buharlaşma gizli ısısı da girecek. Yaş termometreye ait EFG girecek. Faydada da o şekilde arkadaşlar. Kuru termometrenin doyma entalpisi, yaş termometrenin doyma entalpisi. Tabii bu F ve G değerleri bu değerlere göre biz işlemi yapacağız. Doymuş buhar ve doymuş sıvı için. Doymuş buhar ve doymuş sıvı için F ve G'ler ona göre biliyorsunuz zaten. Biri buharı temsil ediyor, biri sıvıyı temsil ediyor. Tabii böyle yaş termometre ve kuru termometre verildiğinde işlemler biraz daha karmaşık demeyeyim de biraz daha yoğun oluyor. Bunun için de arkadaşlar omega 2 YT'yi ise şu eşitlikten sağlayacağız. Hem konu anlatıyoruz hem soru çözüyoruz. Yaş termometrenin omega 2'si 0,622 PG 2 YT yani yaş termometre 2 girişinin doymuş haldeki basıncı, doyma basıncı. Tabii gauge yani sonuç olarak değişmiyor doyma basıncı.
Aşağısı da P2 eksi PG 2 YT. Tamam. Şöyle bir bakıyorum hem de yanlış bir şey söylemeyeyim diye. Tamam. 30 derece yaş termometre sıcaklığı için yine arkadaşlar ilgili tabloda doyma basıncını 4.2469 kilopaskal olarak okuyacağız termodinamik tabloda. Bunu okuduğumuzda yerleştireceğiz. Diğer bilgiler elimizde var zaten. Basınç yani değişmiyor. 101.325 bu toplam basınçtır. Ve ondan şu değeri çıkarıyoruz. Yaş termometreye ait omega 2 0.027-21.079 kilogram su buharı bölü kilogram kubik olarak bulunmuş. Tamam. Şurayı hallettik. Bakalım bir hata yapmayalım. Evet şurasını hallettik. Buraya yazmışız. Yanındaki EFG'yi halledelim. 30 derece santigrat için yine termodinamik tablodan arkadaşlar. FG tabloda aynen var. 2429.8 kilogram olarak okuruz. Onu da yerleştirmişiz. Şu iki sıcaklık farkı bize verilmiş. Bak hangisi başta? Yaş termometre başta. Ona göre 30-35 olarak yazacağız. Şu zaten arkadaşlar iklimlendirmede sabit bir değer CP. Bunu geçen ders çalıştık. Aşağısına ait sayısal değerleri de elde ettik. Şöyle bir bakalım. 35 derece için 25.64.6 kilojül kilogramı biz HG değeri olarak tablodan okuyacağız. HF değeri için 30. Bak yani yaş termometre de HF, kuru termometre de HG değeri. Yani hata yapmayalım. Ben de dikkatli bir şekilde bakıyorum. Tamam. O zaman omega 2 0.02505 kilogram buharı bölü kilogram kubik olarak elde edilir. Biraz burada işlemler yoğun dedik. Omega 2'yi bulduktan sonra 4 noktasına geçmişiz. Tamam. Neden? Hemen şöyle ben bir hatırlayayım. Evet burada 1 var, 2 var, 4 var. Tamam. Zaten 3 de olsa 3 ve 4 aynı. Tamam. Şimdi 4'e geçelim. Omega 4 hesabı. Omega 4 hesabı arkadaşlar veriler yeterli olduğu için ve şuradan bakalım. Ve 4 noktasının kısmı basıncı içinde bu bağından verildiği için yani yukarıdaki şu işlemleri yapacağız. Şurada yaptığımız bu işlemleri bağıl nemle başlayan şu işlemleri tekrar edersek 4 noktası için orayı uzatmamışım. 20 derece için burayı seçiyoruz. Boyma basıncı. O zaman kısmi basınç 1.40352 kilopaskal çıkıyor. Çıkıştaki nemli buharın diyelim, su buharının kısmi basıncı. Onu omega 4 eşitliği içine yerleştirdiğimizde arkadaşlar 0.087367545 olarak buluyoruz. Kilogram bölü kilogram boyutsuz biriminde. Evet. Şöyle bir bakalım. Tamam. A şıkkı için X değeri bizden istendi. Onu da biz omega 4 eksi omega 2 bölü omega 1 eksi omega 4 olarak bulmuştuk. Sayısal değerleri ben virgülden sonra basamakları bayağı almışım. Yani sonuçta ayrıntılı olarak çözmüşüm. Ve bu oran 6.1635 çıkmış. Bu oranı belirlememiz önemli mühendislik açısından. Başka problemlerde, başka işlere de yarayacak bu oran. X oranını, hesabını bileceğiz arkadaşlar. X oranı girişteki kütlesel debilerin oranı. Yani iki giriş var, iki girişin birbirine oranı. Bundan sonra termodinamikte her zaman yaptığımız ilk şey ne? Enerji dengesi, gerekirse entropi dengesi, egzerji dengesi. Tabii burada enerji miktarı bize ısıtmadaki enerji miktarı sorulmuş. Enerji dengesini yapacağız ısı değiştirici için. E giren eksi E çıkan eşittir delta E sistem. Sürekli akışta burası sıfır. Giren ne var? Akışkan girişi var. Tabii akışkan girişi iki tane arkadaşlar. İki noktadan hem A1 için hem A2 için. Tamam. Bir de Q giren var sisteme. Isı değiştiricisine. Sonuçta bir noktadan da çıkış var. Bu çerçevede kuru havayı baz alarak enerji dengesini yazabiliriz. Evet, her zaman kuru hava baz alınıyor gördüğünüz gibi. Yukarıdaki bilgileri derleyip toparlarsak arkadaşlar
Şu çıkıştaki ben A4'e bölmüşüm her tarafı. Burası bir olsun diye tamam. Yine X'i arkadaşlar ne almıştık biz? A1 bölü A2 almıştık X'i. Bu değişmiyor. Bu oranı kullanacağız dedik çeşitli şekillerde. Bu oran elimizde varsa diğer M4'ü de MA4'ü de MA1 artı MA2 olarak alıp X için gerekli düzenlemeleri yaptığımızda şu oran matematik olarak siz onu düzenlemeleri yapın. Şu oran X bölü X artı 1 çıkmış. Buradaki oran A2 bölü A4 1 bölü X artı 1 çıkmış tamam. Zaten şu Q gireni biz jül bölü bu burası jül burası kilogram bölü saniye. O zaman watt olarak bulacağız. Ona göre yani birimleri düzenleriz. Tamam. Birimleri ona göre düzenleriz. Sonra bakalım ona. Sonuçta elde ettiğimiz eşitlik bu. Evet. Yine arkadaşlar hem soru çözüyoruz hem konu işliyoruz. Buradaki H1 entalpisini nasıl hesaplarız? Geçen derste çalıştık. H1 entalpisi HA1 artı omega 1 HG1'e eşit. Sonuçta bir karışım var. Hem kuru hava hem nem var. İkisinin karışımı için H1 buna eşit. Veya HA1 yerine CP çarpı T1'i yazarsak şu yandaki durum içinde omega 1 HG1 olacak su buharı için HG'yi ilgili tablodan seçeceğiz. Bize sıcaklık 10 derece verildiği için bir noktası daha sıcaklık. Şunu ilgili tablodan seçiyoruz. HG değeri olarak, entalpi değeri olarak buharın, doymuş buharın entalpisi olarak. V1'i hallettik zaten. Sıcaklıklar elimizde var. Şurası her zaman derece santigrat arkadaşlar iklimlendirmede. Yanında da sabit 1,005 kilojül bölü kilogram. Tabii şurada da derece santigrat olacak. Bak onu ekleyin ben unutmuşum. Şurada da bunun birimi kilojül kilogram derece santigrat. Şurada da olacak. Sonuçta onu 10 derece santigratla çarpıyoruz. Tamam. Sonuç 25,3924 kilojül bölü kilogram kuru hava. Kuru hava her zaman baz aldığımız durum. H1'in enerjisi, entalpisi bu şekilde hesaplanmış oldu. H2 için de aynı şeyi yapacağız. Çünkü şu denklemi kullanacağız. Elimizdeki veriler bu denklemi kullanmak için yeterli. Mesela iki cinsinden sıcaklık değişecek 35 derece. V2 değişecek 0,0 25,05. Tabii 35 derece için şuradaki entalpi su buharı entalpi değeri değişecek. Tamam, onu da 99.418 kilojül kilogram kuru hava bulmuşuz. 4 için de benzer arkadaşlar. Bak sıcaklıklar tamam. Şurada tabii birimde hep unutmuşuz. Şurada derece santigratta olacak. O aceleye gelmiş. Onları beklersiniz. 35 derece, 20 derece ve 10 derecenin yanındaki şu birimde şurada derece santigratlar olacak. Tamam. Burada da 20 derece için yine HG'yi seçiyoruz su buharı için. Burası da 42,269 kilojoule kilogram kuru hava olacak. Arkadaşlar, enerji denklemimizi X cinsinden yazdık. X'i de A şıkkında belirlemiştik. Bu çerçevede Q giren bölü MA4'ü buradan çekmemiz gerekiyor. Diğerlerinin entalpi değerlerini de hallettik. Evet, Q giren bölü MA4'ü buradan çekersek elde ettiğimiz sonuç 6,5429 kilojül kilogram kuru hava. Şimdi Q giren jül biriminde ise biz onu kilogram bölü saniyeye böldük. Burada bir hata var mı diye bakıyorum. Kilovat bölü kilogram olması lazım. Bunu bir kontrol edin. Yani ufak tefek hatalar olabilir. Birimlerde hata yapmayalım. Şöyle bir bakayım hemen yukarıya. Evet, şuradaki birimleri yani kütlesel debiyle entalpi çarptığımızda watt'a dönüşür. Watt olması gerekiyor.
Bir kontrol edersiniz arkadaşlar. Şey, tamam, birimleri siz kontrol edin. Biz konuyu anlatıyoruz. İçeride sayısal değerlerde ve birimlerde hata varsa veya yoktur, onu ben de kontrol edeceğim. Sorun yok. Gelelim psikometrik diyagrama arkadaşlar. Şimdi psikometrik diyagram kullanarak özgünlem ve entalpi değerleri bulunabilir. Şimdi psikometrik diyagram üzerinde de çalışacağız. Önce şurada bir çalışalım. Şimdi bir noktası için 10 derece %80 bağlanan verilmiş. Hemen tablodan biz omega 1'i ve H1'i saptayabiliyoruz. Biraz sonra bakacağız. İki noktası için 35 derece santigrat kuru termometre sıcaklığı ve yanında 30 derece santigrat yaş termometre sıcaklığı verilmiş. Arkadaşlar biz bunu direkt sıcaklık olarak da okuyabiliyoruz. Yani kuru termometreyi. Ama yaş termometre için tek söyleyeceğimiz şey yaş termometre. Kuru termometre için direkt sıcaklık da diyebiliriz. Buradan hemen V2-H2 bulmuşuz. 4 noktası için 20 derece santigrat sıcaklık veya kuru termometre sıcaklığı yanında %60 bağlanan var. Buradan omega 4 ve H4'ü bulmuşuz. 3 noktası karışım noktası, tabii ona burada okuyalım, biraz sonra göstereceğim. 3 noktası karışım noktası olduğu için bir noktası ile iki noktası birleştirilir. Isı değiştiricinde özgünlem sabit olduğu için 4 noktası uzatılıp 3 noktası bulunur. 3 noktası 4 noktasının gerisinde bulunduğu için 3'ten 4'e ısıtma işlemi yapılır demişim. Aynı şekilde göstereceğiz. Burada ayrıntısını da yazmışım. 3 noktası için V3 eşittir V4 olacak. Tamam. T3 ile H3'ü psikometrik değerinden saptayabiliyoruz. Tabii ki psikometrik değerinden elde ettiğimiz bu değerlerden sonra X, hani A şıkkında bu kütlesel debi oranlarını istemişti ya, onu hesaplarsak 6,27. Ama biz yukarıda kaç bulduk, hemen bir bakalım. Hemen şuradan bakalım. Evet. 6,16, tamam. Yani okuma hataları oluyor. 6,16 sayısal değerler. 6,16 okuyarak psikometrik okuduğumuzda 6,27. Tamam, sorun yok. Sonuçta psikometrik değerlerinde kullanırsan, bu sonucu bulursan sorun yok bizim için. Q giren bölüm MA4'ü ben yine 6,3 kilojül böyle kilogram kurabı bulmuşuz. Demek ki birimde hata yok arkadaşlar. Onu kontrol edin sonuçta. Burasını da 6,3 kilojül olarak yazmışız. 6,3. Yukarıda 6,5. Yani bu çok sorun değil iklimlendirmede arkadaşlar. Burada 6,5 buldum. Burada 6,3 buldum. Zaten bunları bulduktan sonra her türlü uygulamada ufak bir düzeltme yapılıyor. Burası 6,3 ise ille de bunu kullanmayacaksın. Bunun biraz üzerinde bir değer kullanacaksın. Tamam. Gelelim psikometrik değerlerine ayrıntılı bakmaya. Arkadaşlar bak, bir noktasından başlayalım. Psikometrik diyagramda iki tane birbirinden bağımsız özellik varsa gerisi kolay dedik. Bir noktası şurası. Bir noktasının kuru termometre sıcaklığı 10 derece verilmiş. 10 derece. Zaten önce 10 dereceden yukarı çıkıyoruz. Onu %80 bağıl nemle kesiştireceğiz. Bak, bağıl nem eğrileri şunlar. %100'den başlıyor. %80 bu. Bununla şöyle gidersek bir noktasını bulduk. Bir noktasını %80 ve 10 derece santigratla kesiştirdiğimiz an buradan bir özgül nemi okumak üzere sonuçta şu yatay eksene paralel gidiyoruz. 6,1. Neden 6,1? Burada birim gram bölü kilogram. Yani burada virgülden sonra birçok basamak yazmamak için gram bölü kilogram biriminde vermiş 6,1'i. Şuraya da yazmışım zaten. 6,1 gram su buharı bölü kilogram kurağı var. Bir noktasının başka ne bize lazım olur? Örneğin entalpisi lazımsa arkadaşlar şuradan gidiyoruz. Entalpi çizgileri bak şunlar. Şunlara paralel gideceğiz. Buradan 20 ile 30 arasını artık arkadaşlar cetvelle de ölçüp hesap makinesiyle 26 bulmuşuz. 26 kilojül kilogram kurağı H1 yaklaşık olarak bu şekilde bulunuyor. Arkadaşlar bak, yaş termometre sıcaklıkları da şurada bak. 20 derece, 25 derece. Yine bu çizgilere paralel. Yani birin yaş termometre sıcaklığı istense şuradan okuyacaksın. 5 ile 10 arasında bir değer. Başka mesela özgül hacimler de burada var. Şu eksenler.
Artık ne gerekiyorsa onu grafikten saptayacağım. Bir noktası için bu. İki noktası için 35 derece santigrat kuru termometre ve 30 derece yaş termometre. Tamam. İki noktası bak. Önce 35 kuru termometreye geldik. Buradan yukarı çıkacağız. Bu çizgi devam edecek. Nerede kesecek? Yaş termometre sıcaklıkları şurada var. T ve B olarak göstermiş. Bizimki ne? 30. 30 ile onu kesiştir. Onun yönü şu şekilde. Şuna paralel gideceğiz. 2'yi hemen bulduk burada bak. Buradan yataya paralel gidersek 25 gram bölü kilogram ve omega 2 özgürleme. Tamam. 2 noktası entalpisi de lazımsa şunun üzerinden tekrar gideceğiz böyle bak. Yaklaşık 100. 100 kilojül kilogram kuru hava. Tamam. 2'yi hallettik. Şimdi arkadaşlar gelelim 4'e, yani 3'e daha geçmeyeceğiz. Sonuçta elimizdeki veriler şu 2 için var. 4 noktası için var. 20 derece santigrat %60 bağlı. 20'den yukarı çıkalım. Tamam. %60 ile kesiştireceğiz. %60 burada. Kesiştirdik. 4 burası. Tamam. Yatay eksene paralel gittik. Özgürlemi 8,7 gram bölü kilogram. Tamam. 4 noktasının entalpisi şu çizgi üzerinde gideceğiz. Yaklaşık 42 kilojül kilogram kuru hava. Şimdi 4 noktası burası. Biz buraya getirmek istiyoruz sistemi. Nasıl getirmek istiyoruz? 1 ile 2 girişindeki karışımı ısıtarak 1 ile 2 noktasını birleştirdiğimizde bu bir karışım. Sonuçta 4 noktasına ısıtarak gelmek demek, ısıtma neydi? Yatay eksene paralel şu yönde gitmek demekti. Yani bakın 3 noktasının hani sıcaklığını biraz sonra konuşacağız. Şu sıcaklıktan bu sıcaklığa ısıtma yapıyorsak buna paralel gideceğiz. O zaman 4'ü uzatacağız. 1 ile 2 ile kesiştireceğiz ve 3 noktasını bulacağız. 3 noktasından 4'e ısıtma çünkü bu yönde. O zaman bir karışım olduğu için, 1 ile 2'nin karışımı olduğu için bu karışım çizgisi üzerinde bulunması şart 3'ün. 3'ün yerini tam sapladıktan sonra sıcaklığını da aşağıda 13 veya 13,1 kuru termometre sıcaklığı olarak ele alabiliriz. 3 noktasının entalpisi tabii şu yönde ilerlersek 35,7 olarak ben okumuşum. 35,7 kilojül kilogram kuru hava. Bak arkadaşlar psikometrik değerlendirme okumak yani ufak tefek okuma hataları olabilir ama psikometrik değerlendirme üzerinde de çalıştığımızda daha kolaylıkla değerleri elde edebiliyoruz. Bu psikometrik diyagramın böyle plastikler üzerine basılmış ve üzerinden rahatlıkla okuma yapabileceğimiz büyük boyutta baskıları iklimlendirmeyle uğraşan her şirkette vardır. Veya A4 üstüne böyle psikometrik diyagramı basarlar ve bunun üzerinde her zaman çalışırlar. Tabii buradaki basınç var. 101-325 Pascal. 101.325 Pascal. Her basınç için bu diyagram değişir. Genellikle atmosfer basıncında çalışıldığı için bir atmosfer basınçtaki diyagramlar kullanılabilir ama mesela sınavda diyelim 80 bin Pascal verdik. O zaman sen bu diyagramı kullanamazsın. O basınca ait diyagramı veya diyagram yoksa hesaplama adımlarını takip ederek bu sonuçlara ulaşman gerekiyor. İklimlendirmede önemli bir nokta, karışımları ele aldık. Isıtma soğutma işlemlerinde neler yapabileceğimize baktık. Geçen ders nemlendirme işleminde ne yapabileceğimize baktık. Onu da kısaca yine psikometrik üzerinde gösterdik. Bu konuları bilmeniz ve Ege Ders içinde veya YouTube sayfasında da yer alacak olan soğutma kuleleri konusunu çalışmanız yeterli. İklimlendirmeyi bu örneklerle ve soğutma kulesi örneğini de çalıştıktan sonra iklimlendirmeyi güzelce öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar. Bakayım şu anda. Şunun hakkında da kısaca konuşalım arkadaşlar. Bir dakika yanlış açtık. Şimdi Ege Ders içinde bu iklimlendirme tekniği kapsamında soğutma kulelerini ayrıntılı olarak anlattım demiştim. Siz buradan çalışacaksınız. Yani şöyle kısaca bakarsak sanayide önemli olan bu soğutma kuleleri ile ilgili bilgiler burada var. Ve örnek de ayrıntılı olarak hazırlandı arkadaşlar.
Örnek de bu sayısal bilgiler çerçevesinde örneğin ne istemiş buradan? Soğutma kulesine bir noktasından gelen havanın hacimsel debisi, beş noktasından eklenen suyun bar. Her zaman burada sistemde elde ettiğimiz bu suya belli bir miktarda da su eklememiz gerekiyor. Sanayide şu kısımda önemli, yani 5 noktasından ne kadar buraya su ekleyeceğiz. Bu bilgiler çerçevesinde çözüm için yapılan kabuller ve çözüm ayrıntılı olarak yer alıyor. Bu çözüm içinde iklimlendirmeye her türlü bilgi var. İşlediğimiz bütün konular var. Yine özgürleme hesabını çeşitli şekillerde yapabiliyoruz. Debileri sürekli akış için ayarlayabiliyoruz. Tabii ki enerji dengesi her zaman. Yani bu enerji dengesinden sonra buradaki egzerji yıkımı da sorulabilir. Sonuçta egzerji yıkımlarını tabii biz sınavlarda sormayacağız. İklimlendirme, yani soğutma kuleleri için. Ama gerekirse onu da bu sorunun devamı olarak yapabilirsiniz. Enerji dengesi eşitliğini yine burada almışız arkadaşlar. Çeşitli yaklaşımları göz önüne almışız. Şöyle bir bakayım, önemli bir şey var mı? Yine mesela kuru havanın kütlesel debisi hesabında bir sonuç elde etmişiz. Yine bu bağın nemden yararlanarak ve kısmi basınçlardan yararlanarak çeşitli sonuçlara, özellikle özgürlem sonuçlarına ulaşmışız. Kuru havanın entalpisini yine burada anlatmışız. Bunun üzere zaten şu eşitlik veya şu eşitlik, yani aynı şey sonuçta, kullanacağız. Bakayım. Evet, havanın hacimsel debisi kısmına geçmişiz. Tabii ki özgür hacim hesabında arkadaşlar PV-HT MRT'den de yararlanmışız. Hem su buharı için hem kuru hava için ikisini de ideal gaz kabul edebileceğimizi geçen ders konuşmuştuk. Eklenen su debisini de ona göre hesaplamışız. Tamam. Önemli notlara ben de bunu arıyordum. Tamam. Bak, kuru havanın entalpisi için kullanılan eşitlik üstüne önemli bir notumuz var. Bunu okursunuz. Üzerinde çalıştık zaten. Bir de nemli havanın psikometrik değerlemini yine 96 kilopaskal için bu soruda elde ettiğimiz sonuçları 96 kilopaskallık psikometrik değerlemini de kullanarak üzerinden elde edebiliriz demişiz. Yine burada 1 ve 2 noktasını göstermişiz. Tamam. Arkadaşlar, soru yoksa dersimizi bitiriyoruz yoklama alarak.